Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açı kenar bağıntılarının konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 3. videodayız. Sayfa numarası da 80'deyiz. Ne anlatacağız size? Geniş açılı ve dar açılı üçgenlerde üçgen eşitliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha öncesinden biliyoruz ki Pisagor bağıntısı. Şurası A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı ise B kare ne eşitti? A kare artı C kare eşitti. E biz bu birinci videoda da şunu öğrendik. Ne öğrendik arkadaşlar en başta? bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. E, 90 derece olduğunda B kare eşittir A kare artı C kare oluyorsa o zaman bu açı 90'dan büyük olursa e, doğru orantılı olduğu için aradaki işaret ne olacak? Büyüktür olacak. Yani B kare büyüktür. A kare artı C kare olacak. 90 dereceden küçükse ne olacak arkadaşlar? B kare küçüktür. A kare artı C kare diyeceğiz. Yani bu 90'dan büyükse büyüktür olacak. 90'dan küçükse küçüktür olacak. Açı kenar e, bağıntısında işte bu açı kenar bağıntıları konusunda demiştik açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan dolayı. Ama yani biz şekle bakıp daha hocam burası dar açıya benziyor o zaman bunu uygulayabiliriz ya da geniş açıya benziyor bunu uygulayabiliriz a kare b kare büyüktür a kare artı c kare uygulayabiliriz diye bir şey söyleyemeyiz. Hani şekle bakıp da şekle göre yorum yapmak yanlış ama bu genişlik ya da darlıkla ilgili genelde şöyle oluyor arkadaşlar ekstra bir bilgi veriyorlar. Ekstra bir bilgiden oradaki açının geniş açı ya da ekstra bir bilgiden oradaki açının dar açı olduğunu fark edebiliyoruz. Ee, ya da kesinlikle ama kesinlikle dar açıdır ya da kesinlikle ama kesinlikle geniş açıdır diye söyleyebiliyoruz. Bu tür durumlarda söyleyebildiğimiz durumlarda biz bunları kullanacağız. Haberiniz olsun. Mantığı da buradan geliyor. 90 olsaydı sagor bağıntısından b kare eşittir a kare artı c kare büyük olursa aradaki işaret büyük küçük olursa da aradaki işaret küçük olacaktır arkadaşlar. Mesela geldik şuraya. ABC açısı küçüktür 90 derece. Direkt kendiliğinden söylemiş. Bir kere x'in en büyük tam sayı değeri isteniyor. Yani tüm değerler istenilmiş olsaydı bir kere üçgen istenildi kesinlikle ama kesinlikle uygulayacaktık. Nedir? 1 ile kaç arasında? 9 arasında. Tamam bu elimizde bulunsun. İsterseniz tüm aralığı bulayım ben. Bir de dar olduğundan dolayı da x kare küçüktür. Normalde 90 olsaydı x kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi olacaktı. Dar olduğundan 90'dan küçük olduğundan Aradaki işaret küçüktür olacak arkadaşlar. Yani x kare küçüktür ne oldu? 16 artı 25'ten x kare küçüktür 41 oldu. Buradan değerini bulabiliriz aslında. Yani 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 5, 25, 25 küçüktür 41 oluyor. 6 koysak 36 küçüktür 41 oluyor. 7 koysak 7 sağlamıyor mesela. O zaman en büyük sağlayan ne? 6 mı? O zaman x küçük eşittir 6 buradan geldi arkadaşlar. Tüm aralığı yazacak olursak. Hocam bir bu var. 1 ile 9 arasında. Bir de 6'tan küçük eşit. O zaman 1 küçüktür x küçük eşittir 6 diyebiliriz. Bu aralıktaki en büyük tam sayı değer isteniyor. O da ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. Evet bu örneğimizin cevabı 6 oldu. Geldik bir sonraki örneğe. A hocam x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye söylüyor bize. Bak dikkat. Şimdi ekstra bir bilgi verelim bir Bak burada üçgen esili uygulayacağımız belli. X ne ile ne arasında? Toplamları ile farklar arasında. Yani 7 ile 17 arasında değil mi? 12 5 ile 12 artı 5 arasında. Bir de ne var burada? Ekstra bilgi var mı? Aslında var. Şurada kaçı? 90 derece demiş bize. B, A, dik demiş. Ha, burası 90 derece demiş. O zaman ekstra bir bilgi var. Açı kenar bağıntılarında ekstra bilgi varsa genişlik ya da darlık vardır. Ona dikkat edin. O zaman buraya dikkat ediyorum. Hocam bu dik üçgende ne söyleyebilirim ben? Burada kaç 90 derece ise buradaki açı ve burada kaçı kesinlikle ama kesinlikle 90'dan küçüktür. E o zaman burada kaçı kesinlikle ama kesinlikle 90'dan büyük olur. Çünkü burası 90'dan küçük olduğuna göre. Tamam. Bu üçgende genişlik ve darlık çıktı. Hemen x kare büyüktür. 5'in karesi artı 12'nin karesi diyebilirsiniz. Ama size tavsiyem. Özel kenarlar varsa o genişliğin olduğu yeri 90'mış gibi düşünün. 90 olsaydı 5, 12, 13 olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için 13'ten büyük olacak arkadaşlar. O zaman x'i araya alalım şimdi. 13'ten büyük mü arkadaşlar? Bir bu var bir de bu var. Bak 7 ile 17 arasında üçgen eşliğinden bir de ne var? 13'ten büyük. 13 ile 17 arasında olacak. X'in kaç tam sayı değeri vardır? 14, 15, 16. Yani burada 3 tane değer vardır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin. Hatta ben böyle bir soru geldiğimde varsa yukarıda vardır büyük ihtimalle. Şurada vardır. Bakın bu böyle bir soru. Hemen X'in aralığını direkt yazabiliriz. Yani tanıdık kenarlar varsa dik üçgendeki gösterdiğimiz özel kenarlı üçgenler muhabbetinde kullandığımız bilgileri yine burada kullanabiliyoruz dostlar. Evet şuraya bakalım. 8, 8, 6 verilmiş. Hocam yani AC uzunluğundan bahsediyor. Hemen düşünüyoruz. Hocam üçgen esili uygulayacağımız belli. Hemen üçgen uygulayalım diyebiliriz. Dursun bir kenarda. Peki niye bu ikiz kenarlığı vermiş? Arkadaşlar ikiz kenar üçgende taban açıları daima ama daima dardır. Niye hocam diye soracak olursanız ikiz kenarda tabanına ait yükseklik çizdiğimiz zaman yani yükseklik bu tabana düşüyor ya iki eş parçaya bölüyor ya. Aa hocam dik üçgen çıktı burada dik üçgen çıktığından kesin ama kesinlikle buradaki açı dardır diyebiliyorum. O yüzden buradaki açı da geniştir diyebiliyorum. O zaman bu genişliği kullanacağım. A 90 olsaydı 6 8 10 olurdu. 90'dan büyük olduğuna göre 10'dan büyüktür. Değil mi? 10'dan büyüktür. E bir de üçgen eşitsinden e, toplamları gelecek. Üst sınır lazım bana. O da 8 artı 6 14 yapar diyebiliriz. Ya dediğimiz gibi ilk önce üçgen eşitsini uygularsınız. Bak uygulayalım. Kısa yolu da bu şekilde. Üçgen eşliğinden toplamları farklar arasında 14 ile 2 arasında. Bir de 6, 8, 10 üçgen oluyor 90 olsaydı. Ama 90'dan büyük olduğu için geniş olduğu için 90'dan büyük. Yani 10'dan büyük diyeceğiz arkadaşlar burada. Hem 10'dan büyük hem de 2 ile 14 arasında. 10 küçüktür x küçüktür 14 buluruz. Tam sayı değerlerin toplamı 11, 12 ve 13 değerlerinin toplamı isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 36 mı yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 36 çıktı. Geldik bir sonrakine. Hocam hocam BAC açısını direkt geniş vermiş. Direkt geniş vermiş. Peki ben bu genişliği kullanacağım. Hocam büyük üçgende geniş açılıyı uygulasam mı? Ama benden x isteniyor. Eşitlik var. Eşitlik varsa ne vardır? Orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. Orta tabanı çizeceksiniz. İki ihtimaliniz var. Ya buraya paralel ya buraya paralel. İstediğiniz yere çekin. Şuraya paralel çizelim arkadaşlar. Hocam şununla şu paralel. 12 ise 6 yapar. Bunlar da 8 8 yaptı. E, verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz. Kullanalım. Hocam bu açı geniş açı ya burayı vermiş. Hocam şununla şu paralel olduğu için bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Yani burası genişse burası da geniştir. E burası geniş olduğuna göre bana buradaki üçgenin elemanı lazım arkadaşlar. Buradaki açı da kesinlikle ama kesinlikle dardır. Şimdi x arayı alacağım. Bak dikkat et x arayı alacağım şu üçgende. Hocam bir kere 6, 8, 10. 90 olsaydı 10 olurdu. Ama 90'dan küçük dediğine göre 10'dan küçük olacak. Bak bunu buldum. Alt sınır lazım bana. Alt sınır nedir? Farklarıdır. Yani 8-6 yazacağım. Gerçi en büyük değeri isteniyor. Sadece genişlik ya da darlığa baksak olayı bitirecektik. Cevabımız böylelikle 9 çıkar. Tamam mı gençler? Kolay. Geldik bu soruya. Hocam x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üçgen eşitsizliği olduğunu anladınız mı sorunun? Anladınız değil mi? O zaman üçgen eşitsizliği. Hemen üçgen eşitliğinden x'i uygulayalım arkadaşlar. x toplamlarıyla farklar arasında 2 ile 12 arasında olduğunu anladık. Peki hocam niye bu açı ortayları verdi? Hatırlayın bu da iç açı ortay bu da iç açı ortay. Buradaki açı ne oluyordu arkadaşlar? Burası 90 artı a açısı bölü 2 değil miydi? Evet. Ya da AABB verip de oradan da yorum yapabilirsiniz. Yani ben buradan ne buldum? Buradaki açının geniş açı olduğunu buldum. Bu sefer geniş açının kolları tanıdık bir kenarlar değil. O zaman ne yapacağız burada? Hemen şeyi uygulayacağız. Normal geniş açının karşısındaki. Hani tanıdık kenarlar 6-8 olsaydı dedik 10 diyecektik. Ondan büyük diyecektik. Ama özel üçgen yok burada. Hemen şeyi uyguluyorum. X'in karesi büyüktür. 5'in karesi artı 7'nin karesini uyguluyorum. Buradan X'in karesi büyüktür. 25 artı 49'dan. X'in karesi kaç geldi arkadaşlar? Büyüktür. 74 mi geliyor? Evet 74 geldi. Hangi değeri? 8'i sağlamıyor. 64 büyüktür 74 yapıyor. 9'u sağlıyor. O zaman x büyük eşittir 9. Hocam bir burada bu değeri buldum. Bir de şöyle bir aralık var. Her ikisini birden düşünecek olursak o zaman x ne ile ne arasında? 9'dan büyük eşit. 9'dan büyük eşit. 12'den de küçük. x'in kaç farklı değeri vardır? 9, 10 ve 11 diyeceğiz. Yani 3 tane değeri vardır diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle diyebildiğimiz bir şey var burada. Geniş açı onu kesinlikle geniş açı diyebiliyorsak. Hocam genişe benziyor. Yok öyle. Hocam dara benziyor. Yok öyle. Bir de size bir şey söyleyeyim. Bir açı geniş açıysa diğer yerlerde dar açı olduğunu kesin biliyoruz ama uygulamanıza gerek yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü zaten geniş açı en büyük kenar zaten buradaki kenar yapıyor arkadaşlar. Diğerinde dar açı olduğunda işte uygulamanıza gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Geniş açıda kısa ve net. Uygulamanıza gerek yok. Sadece geniş açıyı uygularsanız Diğer darlıklar uygulamanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Ya şöyle düşünülebiliyor. Hocam burası ise kesinlikle burası dardır. Kesinlikle burası da dardır diyorsunuz. Ama uygulamanıza gerçekten gerek yok arkadaşlar. Çünkü e, uyguladığınız zaman sizde göreceksiniz. Genişlikte sadece genişlik uygulanıyor. Haberiniz olsun. <laughs> Geldik buraya. Hocam bu seferde ne vermişiz? E, dış açı ortaylar olarak vermişiz. Bu üçgenin dış açı ortaya. Bir kere üçgen esinliğini uygulayacağımız belli. Uygulayalım arkadaşlar. X toplamları ile farkları arasında, 2 ile 14 arasında. Tamam, bu bir köşede kalsın. X burada. Peki hocam burası neresi? Hocam bu da dış açı ortay, bu da dış açı ortay. Bak geçmiş konularda tekrar ediyoruz bu arada. Ne var burada? Hocam burada kaçı? 90 eksi a açısı bölü iki. Yani burada kaçı? Kesinlikle ama kesinlikle dar açıdır hocam. O zaman dar açıyı uygulayalım. Hocam dar açı uygulayacak olursam x'in karesi ya da alt 90 olsaydı 6 8 10 olacaktı değil mi? Ama 90'dan küçük olduğuna göre 10'dan küçük olacak. x 10'dan küçük oldu. Burada bu bilgiyi de yazalım arkadaşlar. Şimdilik ne oldu o zaman? 2 ile 10 arasında oldu. Başka bir şey var mı hocam? Var. Arkadaşlar biz bunu buradaki açıyı kesinlikle ama kesinlikle dar açı diyebiliyoruz. Evet. Biraz önce dedim ya size geniş açı varsa sadece geniş açı uygulamanız yeterli. Ama dar açı varsa belki diğer açılarda dar açı olabilir. Bütün açıları kullanmamız gerekebilir arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. Hocam bu açı dar açı diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Açı ortaylarının olduğu her yerde de bunu söyleyebiliriz. Her yerde demek doğru olmayabilir belki. Ne bileyim doğrusallık olduğunda doğru açının olduğu yerlerde. Mesela burada açı kesinlikle 180'den küçük değil mi? E burada kaçı da iki eş parçaya böldüğü için. Hani ben buraya alfa alfa dersem. 2 alfa dış açı ortay olduğundan küçüktür 180. Alfa da küçüktür 90. Yani bir üçgenin iç açı ortayıysa mesela ya da bir üçgenin dış açı ortayıysa o açı ortayın olduğu yer kesinlikle ama kesinlikle 90 dereceden küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Kesin ve net. Tamam mı? Ha şöyle bir şey olursa hocam şöyle bir açı var. Mesela şuradaki açı. Ya burası şey 180'den büyük. Kesin 180 sınırı yok. Şurada bir açı ortay çizdiğiniz zaman bu açı dar açıdır diyemeyiz tabii ki. Biz bunu 180 dereceden küçük olan şeylerde üçgenin iç açı ortayında ya da üçgenin dış açı ortayında söyleyebiliyoruz. He, o zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Burada kaçı kesinlikle ama kesinlikle dar. Yani şuradan bu sonuca ulaşabiliriz. Bir üçgenin bir dış açı ortayı o nokta açıları kesinlikle dardır. Ya da çizgi açıları kesinlikle dardır. Hocam bak burası da kesinlikle dar çıktı. Kesinlikle dar diyebildiğimiz için buradaki şeyleri uygulamamız lazım. Buradaki darlığı da uygulamamız lazım mesela. A buradaki darlığı uygulamasak da olur. Çünkü 6'nın karesi küçüktür. X'in karesi artı 8'in karesi yazacağız ya. E zaten 6'nın karesi 8'in karesinden küçük. Bu zaten sağlanıyor. Buna gerek yok. Buradan bir değer gelmeyeceği belli arkadaşlar. Ama şuna bakacak olursak bir de buradan bir değer gelecek. 8'in karesi de küçüktür. 6'nın karesi artı x'in karesi dediğimizde 64'ten 36 çıktı. 64'ten 36 çıkarsak kaç kalıyor? 28. 28 küçüktür. x kare geldi. 5 sağlamıyor. Değil mi? 5 sağlamıyor. 6 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 6 sağlıyor 7 sağlıyor. X büyük eşittir 6 diyebiliriz. Buraya geldik. X büyük eşittir 6'yı da bulduk arkadaşlar. O zaman 2 ile 14 arasında 10'dan küçük 6'dan büyük eşit. Asıl aralığımız ne oluyor o zaman arkadaşlar? 6 ile 10 arasında olacak. 6 da küçük eşitlikte olacak. Yani o zaman burada ne sonucundan bahsedebiliriz arkadaşlar? Ne diyebiliriz burada? X'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı isteniliyor bizden. Yani 6'yı alıyor, 7'yi alıyor, 8'i alıyor ve 9'u alıyor arkadaşlar. 6 yerinde eşitlik olduğu için alıyor. O zaman kaç yapıyor? 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 30 mu yapıyor? Topladığımız zaman 30 yaptı arkadaşlar. Tamam. Olay bu sevgili gençler. Buna dikkat edin. Valla bu soruyu yaparken keşke bir şey mi deseydim ne derler ona? bir ödül koysa mıydım diye aklından geçmedi değil. Keşke koysaydık ama unuttuk arkadaşlar. Ne yapalım? Diğer sorularda belki şey bulabiliriz diyeceğiz ama neyse artık bir sonraki konuya kalsın arkadaşlar. Ödül işi. Geldik şuraya. Ya hocam buna koysak ödülü demeyin. Bu o kadar da artık yukarıda da mantığı öğrendiğimiz için zor bir soru da değil aslında arkadaşlar. O yüzden ya hep zor soru da mı olacak? Ödül ya. Bu da ödüllü soru arkadaşlar. Hadi bakalım çok konuştum. Bu kadar konuşmanın ardına bir ödül vereyim. Bu kadar gerizeliğin aldığına bir ödül vereyim. Arkadaşlar buyurun artık her şeyi öğrendiniz. Bunu da yeni nesil soru içerisine koymuşum. İnce bir küçük detay var mı burada? Var tabii ki. Buyurun bakalım yapın. Yaptıktan sonra yaptım ya da yapmadım hocam diye yorumlara bekliyorum. Ee, büyük ihtimalle de yapacaksınız. Çünkü işi öğrendiniz. Bu ana kadar öğrendiniz yazın. Bir de benden bir hediye olsun size. Ee, ne yapıyorduk? Hediyemiz de zaten biliyorsunuz. Ödüllü sorularda. Zamanı gelince o çekilişi de yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Öyle şey geçen sene de yaptım. Verdim. Bu sene de vereceğiz inşallah. Neyse geldik şuraya. ABC üçgeni bir ABC üçgeni bir şeklindeki bir kartona ABC üçgeni şeklindeki bir kartona diyecektik arkadaşlar burada. Şeklindeki bir kartona. Aşağıdaki katlamalar uygulanıyor. Evet şöyle bir karton var. Aşağıdaki katlamalar uygulanmış. B köşesi üçgenin içine düşecek biçimde katlandığında. Bak B köşesi üçgenin içine düşecek şekilde katlandığında. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir eski haline geri getiriyorduk şekli. Hocam 10 iken burası da 10 oldu. 6 iken burası da 6 oldu. Üçgenin içine düşüyor diyor. Espri var mı burada? Var tabii ki. Üçgenin içine düştüğü için Üst üste binen açılar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit mi diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Evet burası 10 burası 6. Buradaki açılar birbirine eşit diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki geldik şuraya. B köşesi üçgenin dışına gelecek şekilde katlandığında diyor. O zaman bunu da eski haline bir geri getirelim arkadaşlar. Üçgenimiz böyle değil mi? Evet. Bunu katlamışız. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenar, kenarlar da birbirine eşit. İki katlamada katlama çizgileri birbirine eşit olduğuna göre Acam burası da xmiş burası da xmiş. Katlama çizgileri bu değil mi? Evet. Eşit olduğuna göre katlama çizgisinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere üçgen eşsizliği. Burada x toplamlarıyla farklar arasında değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 16 ile 4 arasında. Buraya baktığımızda da x kaçla kaç arasında arkadaşlar? E, toplamlarıyla farklar arasında 15, 13 artı 5, 18 ile 13 artı 5 18 ile 13 eksi 5 kaç yaptı? 8 yaptı. E hocam şu ikisi mi? İkisinin atanı var alı. Yani 8 ile 16 arasında mı? Değil. Niye katlama verdik? Bak. Bunu böyle katladığım zaman üçgen içine düşüyor demişim. Üstte binan açılar birbirine eşit mi? Eşit. Aa hocam açı ortay. Bak üçgenin içine düştüğü için böyle. Bunun tamamı 180 ya. E o zaman buradaki açı 180'den küçük olmak zorunda yani bir tane açısı da 90'dan küçük olmak zorunda. Yani bu açı kesinlikle ama kesinlikle dar. Burası da dar. Hatta burası da dar. Çünkü aynı mantık burada da var. Burası da dar. Buraya dar diyebilir miyiz? Hayır. Burası Bunlar kesinlikle dar dar ama buradaki açıyla ilgili genişlik ya da darlıkla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Buradakileri açı dolayı dar diyebiliyoruz. Buna diyemiyoruz arkadaşlar. Dikkat. E o zaman hocam buradaki darlığı kullansam. Ya buradaki darlığı kullanmaya gerek yok. 6'nın karesi zaten küçüktür. 10'un karesi artı x'in karesinden. 10'un karesinden küçük olduğu için. Buradaki darlığı kullanalım. Buradaki darlık nedir? 10'un karesi küçüktür. E, x'in karesi artı 6'nın karesi. O zaman at, 100 eksi 36'dan 64 geldi. 64 küçüktür. X kare olduğundan 8 küçüktür. X geldi arkadaşlar burada. Evet. Biz o zaman bu üçgende ne bulduk arkadaşlar? 8 küçüktür x bulduk. Bir de 4 ile 16 arasında. O zaman bu x'in düşünecek olursak 8 ile 16 arasından bulduk arkadaşlar. Aynen öyle. Gelelim buraya. Üçgenin dışına düşmesinde de bir şey vardır. Muhabbet vardır. Hocam. Buradaki açılar birbirine eşit. Eyvallah. Üst üste binen açılar. Hocam. Buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Aa hocam. Bu sefer buradaki açı 180'den büyük. Hani 2 alfa 180'den büyük. Bir tane alfa 90'den büyük. O zaman buraya biz geniş açı diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Hocam geniş açı olduğunda dar açı uygulamaya gerek var mı? Yok. Sadece buradaki geniş açı uygula. İşte buradaki espri de bu arkadaşım. Güzel. Yani açı ortaylık olduğunda illa her zaman dar açı olmak zorunda değil. Bak bu sefer de açı, üstte binen açılar eşit. Şu açı ortay oldu ama bu sefer 180 derece. Yani burada katlama çizgisi e, şuradaki sözden dolayı buradaki ifadeden dolayı. Bak dikkat edin arkadaşlar buna. Bu ifadeden dolayı bu ifadenin mantığını kullanarak niye dışarıya geldi? İşte bundan dolayı dışarıya geldi. Dışarıya geldi 180'den büyük oldu. 2 alfa 180'den büyük, alfa 90'dan büyüktür. Aa hocam 5 12 13 burada tehlikeli. Genişin karşısı x olmuş olsaydı dik üçgeni kullanabilirdik ama hani büyük ihtimalle sen buraya 12 diyeceksin. 12'den büyüktür lafını kullanabilirsin. Ya 12'den küçükse? Bak bakalım onda. Geniş açı. Hani 13'ün karesi büyüktür ee, X'in karesi artı 5'in karesi. Bak bu sefer 12'den küçük gelecek. 169'dan 25 çıktı. 144. 144 büyüktür X kare ise. Buradan 12 büyüktür X. Yani X küçüktür 12 geldi. Ee, o zaman burada da dikkat edin. Bir bu var bir de bu var. O zaman bunun aralığı ne oldu arkadaşlar? X'in eli ne arasında oldu? 8 ile 18 arasında 12'den küçük diyor. O zaman 12'den küçüğü alacağım. Bir de 8 ile 12 arasında oldu. O zaman bizim aralığımız aralıklar nereye düştü? 8 ile 16 arasında. Bunu ben niye 8 yazmışım? 8 küçüktür x'i bulduk ya. 8 ile 16 arasında yazacaktım buraya. Yanlış yazmışım. Evet burada 8 ile 16 arasında. Burada 8 ile 12 arasında. Alabileceği tam sayı değerlerin toplamı isteniyor. O zaman bu ikisini düşündüğüm zaman şimdi. inşallah işlem hatası yapmamışımdır ha. Yapmadım değil mi gençler? Uyarırsınız yap bir samda. 8 ile 12 arasında. 8 ile 16 arasında. O zaman x'in asıl aralığı ne oluyor arkadaşlar? Küçüklerde büyük olan da her ikisinde de 8. 8 8'i alacağız. Büyüklerde de küçük olan yani 12 alacağız. Buradan 9, 10 ve 11'in toplamı isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapar yine? 30 yapar. Evet gençler böylelikle bu sorunun cevabında ödüllü soruydu. 30'u bulduysanız ama direkt bu yaptığım yollarla burada genişlik esprisi önemli arkadaşlar. Bu yaptığım yollarla 30'u bulanlar varsa ödülü hak etti. Tabi ödülü herkese vermiyoruz seçeceğiz. Onu rastgele seçeceğiz arkadaşlar. Oradaki yorumlardan ben seçeceğim. Yapan da yapmayan da lütfen yorum yazsın. Evet gençler böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Diğer özellikleri de bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.